Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuluçka makinesinden civcivlerimizi çıkaracağız. Bize destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi kuluçka makinesinden civcivlerimizi çıkartacağız. Şöyle sepeti sarsmadan çıkartın arkadaşlar. Bakalım hangi renk civcivler çıktı. Şöyle yavaş yavaş kaldırıyoruz. Ve karşımıza siyah, sarı, beyaz, sultan civcivleri ve birkaç tane de cüce koşin civcivleri çıktı. Sultan civcivleri daha önceden sultan ırklarını tanıtmıştık. Bunlar da onların ufak versiyonları. Civcivlerin yumurtayı kırıp kabuktan kurtulmaları yaklaşık 5-10 saat sürebiliyor. Onun için çıkamıyorlar, takılıp kaldılar diye düşünmeyin. Acele etmeyin, yardımcı olmaya çalışmayın civcivler çıkacak diye. Şimdi biz onları ana kucağına alacağız. Tabii ondan önce şu yumurta kabuklarını da toplayacağız. Sonra yeni yerlerini alıp yemlerini ve sularını vereceğiz. Tabii önce şu yumurta kabuklarını toplayıp çöpe atacağız. Gördüğünüz gibi bütün civcivler hemen çıkmıyor. Bazıları var. Bunları geri koyacağız. Şimdi çıkan civcivleri görüyorsunuz. Rengarenk. Sarı, siyah, beyaz. Sarı, siyah var. Bunların çoğunluğu sultan civcivi. Sultan civcivinin tepesini gördüğünüz gibi. Yine hani sultan civcivi olduğunu gösteren işaretler var. Gördüğünüz gibi bize bakıyorlar meraklı gözlerle. Evet, yumurta kabuklarını toplayıp çöpe atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane alıp sarısından bir tane alıp sevelim onu. Gördüğünüz gibi şeyin düştü. Yani kovaya geri düştü. Şimdi başka bir renk alalım. Siyah alalım. Bu gördüğünüz gibi bu sultan civcivi. Normalde sultan tavuk ırkı beyaz olur ama böyle hani farklı renkte de olabiliyor. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesi için. Evet, onu geri bırakıyoruz. Başka bir renk alalım şimdi. Beyaz sultan civcivi. Bu ırk genelde beyaz oluyor. Daha önce videosunu çektik sultan. Neden sultan tavuğu diye. Oradan yani bunların ana büyük tavuk halini görebilirsiniz. Onu da geri yerine bırakıyoruz. Şimdi sepetimizi içindeki kabukları boşalttıktan sonra o yumurtaları diğer günler çıkması için eski yerine geri koyuyoruz. Kuluçka makinesine tabii dikkatli bir şekilde sarsmadan yumurtaları geri koyuyoruz. Biz çok müdahale etmiyoruz. Onlar kendiliğinden çıkacak. Şimdi civcivleri ana kucağına alacağız. Evet. Arkadaşlar, çıkımın ardından 15-24 saat tamamlandıktan sonra hala yem ve su içmeyenler varsa onlara siz göstereceksiniz. Elleriniz çok temiz olmalı. Gagalarının sadece en uçlarını hafifçe suya değdirip bırakın. 2-3 defa tekrarlarsanız su içmeyi öğrenirler. Yem yemeleri için o kadar acele etmeyin. Önce su içmeliler ve biraz vakit geçmeli. Yine de yem yemiyorlarsa hemen önlerine ayaklarının dibine parmaklarınızla hafifçe vurun. Başlarını aşağı indirip yem yemezlerse su içirmedeki gibi aynı şeyi yapın. Yumurtadan yeni çıkan civcivler hayatlarının ilk 3 günü hiçbir şey yemeden idare edebilirler. Bu yüzden çok paniğe kapılmayın. Videodaki hani civcivlerimizi görüyorsunuz. Hepsi şirin şirin hareket etmeye çalışıyorlar. Tabii bunlar yeni çıktıkları için etrafı keşfetmeye çalışıyorlar şu an. Civcivlerin yeni yerleri, biz buna ana kucağı diyoruz.
Geniş, iyi aydınlık ve sıcaklığı 33-36 derece dolaylarında olmalıdır. Yani mevsime göre yaşadığınız yer zaten o kadar sıcak ise ısıtıcıya gerek yok. Tabii şu an hani Mayıs ayının sonlarında olduğumuz için ısıtıcı açmamıza gerek yok ama şu an civcivler tabii hava biraz bulutlu olduğu zaman yukarıda ısıtıcının açık olduğunu görebiliyorsun. Çünkü şu an hava soğuk ve civcivler üşüyorlar. Ama hava mesela Temmuz ayında ise hava sıcak olduğu için o zaman ısıtıcı falan açmayın. Zaten hava sıcaktır. Civcivler daha da fazla bunalmasın. Evet, sultan civcivlerini yakından görüyorsunuz. Şu an ana kucağındalar. Yukarıdaki ışık da onların ısıtıcısı. Onlar bu sayede soğuktan korunuyor. Çünkü yeni çıkan civcivler genelde çok üşüyorlar. Bunlara dikkat edin. Şu an çok küçük oldukları için yani yürümeye çalışıyorlar ve arada düşüyorlar. Bu tarz videolarının devamının gelmesi için lütfen kanala abone olun ve yüklediğimiz videoları beğenin. Aklınıza takılan her ne varsa yorum kısmında bize ulaşabilirsiniz. Videoların açıklama kısmında Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımız var. Oradan girip bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.